Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Başkanım merhabalar. Merhaba. Yüze çekeyim. Merhaba. Gönül ablacığım. Ben de geldim. Merhaba. Çok güzel bir arkadaş. Beraber çalışıyorum. Karabük'ümüzün göz bebeği bir kentindeyiz biz, Safranbolu. Korumanın başkenti. Bu tabii kolay olmadı buraya gelesiye kadar. Özellikle geçmişte koruma kapsamını alırken değerli mimar arkadaşımız Yavuz Bey, Yavuz İnce Bey, çok yakın bir dostumuzdu, kaybettik, saygıyla anıyorum. Hala hayatta Metin Sözen Bey ve o dönemin değerli başkanı Kızıltan abimizin büyük emekleri var. Aynı zamanda bugün şahsınız da burada, geçmişte görev alan tüm belediye başkanlarını, edebiyat, ebediyede intikal edenleri saygıyla anıyoruz burada. Yani gerçekten burada konum itibariyle Batı Karadeniz'in gözde yerlerinden birisi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partimizin kadın bir belediye başkanı olarak sizin burada bulunmanızdan biz onur duyuyoruz. Her zaman yanınızdayız. Her zaman destekçiniz olacağız. Ayrıca bölgemiz adına gerçekten turizmin de çeşitlendirilmesi gerekiyor. Sadece Safranbolu'nun kültür turizmi değil. Buna ilaveten eski pazarın özellikle Roma döneminden kalmış büyük bir hazinesi var, ortaya çıkartılmamış. Yine Eflani'nin doğa manzarası, Keltepe'deki kaya kolayı, Yenice'mizin müthiş doğası. Bunlar birleştirilirse gerçekten Safranbolu daha da önem kazanacaktır. O nedenle tarihin, kültürün yaşadığı bir kent. Bu kentte sizin verdiğiniz mücadeleyi de biz arkadaşlarımızla birlikte hep beraber izliyoruz gerçekten. Kolay olmuyor bazı şeyler. Özellikle yaptıklarınızı da takip ediyoruz. Kentin güzelleştirilmesi adına son yapılan çalışma çok güzel bir çalışma, diğer çalışmaların dışında. Yani Safranbolu'nun artık kendi kimliğine kavuşturulacak anlamda hamlelerin yapılması gerekiyor. Tabii mevcut siyasal iktidarla çalışmanın zorluğunu da biliyoruz. Kolay olmuyor bunları götürmek. İçinde bulunduğunuz şartları da biliyoruz. Mevcut şartları kullanarak en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Bir seçim sürecine girdik. Ülkemiz gerçekten bir yol ayrımında şu anda. Evet. Yani hep beraber bütün insanlar aynı kelimeyi kullanıyorlar ama yani gerçekten bu işin dönüşü yok. O nedenle yani bu süreçte ben partimiz adına söylüyorum, bütün partiler adına söylüyorum. Bütün ülkesini seven insanların birleşmesi gerekir partiyi bir tarafa bırakarak. O partili bir arkadaşımız, örgütümüz de. Sadık Bey bizim yıllar Batı Karadeniz bölgemizin gözde kenti, güzel Safranbolu'muzdayız. Safranbolu'muzun değerli başkanı Elif Köse Hanım Efendi'yi ziyarete geldik. Kendileri bizleri çok sıcak karşıladılar. Bu sıcak karşılama için kendilerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah ülkemizde bu şekilde belediye başkanlarımızın çoğalması en büyük dileğimiz. Çünkü kadın elindeydiği her şey bir başka oluyor. İnşallah Safranbolu daha güzel olacak. Safranbolu daha güzelliklere layık olacak. Gelecek de ülkemizde gelecek kadınlarımızın, gençlerimizin olacak. Çağdaş bir Türkiye olacak, layık bir Türkiye olacak. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com